Değerli izleyenler sırada hukuk bölümümüz var. Efendim avukatlarımızdan Sefer Hanım'la bu hafta da hukuki konular hakkında yine bilgiler aldık. Bakın Sefer Hanım bu hafta hangi konuyu ele almış? İzliyoruz. Müzik Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri bir hukuk bölümüne daha hoş geldiniz. Efendim sizin de bildiği gibi her hafta olduğu gibi bu hafta da avukatlarımızdan Sefahit Hanım... ...hukuk bölümünde bilinmeyenleri evlerinize taşıma ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz birlikte. Bir kez daha Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sefahit Hanım'la bu hafta yine e, kaza davaları hakkında e, bilinmeyenleri e, konuşacağız. Aslında sadece kaza davaları değil ağır yaralanmalı bir kaza dava hemen sorayım aslında ben sorayım ağır yaralanmalı kaza davalarında Davacının yapma, yapması gereken şey nedir Sefart Hanım? Davacının yapması gereken şey dilini birebir e, konuştuğu birebir iletişimde olduğu bir avukat etmek. Özellikle ağır yaralanmalı kaza davaları dava aşamasında avukatınızın sizinle birebir iletişimde olmasını gerektirir. Bunun nedeni, e, örneğin incinmeniz e, çok ciddi ise tedavi görmeniz gerekiyorsa tedavinizi özel hastanede alabilirsiniz. E, sizin e, tedavi için eğer gerekli ekipman ya da cihaza ihtiyacınız varsa kendi evinizde günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için bunları avukatınız aracılığıyla e, karşı taraftan talep edebilirsiniz. Eğer incinmeleriniz ağırsa davanızda e, uzun bir süre devam edebilecek ise bu durumda e, ekonomik olarak ...sıkıntı yaşayabilecekseniz, çalışamayacaksanız... ...avukatınız aracılığıyla... ...karşı taraftan ön ödeme ya da... E, ...istediğiniz e, ölçüde... ...ihtiyacınız olan ölçüde tazminat alabilirsiniz. Bütün bunlar... ...uzmanlığı gerektiren şeylerdir. Bütün bunlar e, bir davada... ...uzun yıllar çalışmış, bir alanda... ...uzmanlaşmış kişilerle beraber... ...çalıştırmayı gerektiren davalardır. Özellikle incinmeleriniz... ciddi ...ciddiyse ve tedaviniz... ...uzun sürecekse ya da e, özel bir tedavi, hastane tedavi görmeniz gerekiyorsa bu durumda mutlaka uzman olan, işini bilen ve sizinle birebir bağlantıda olabilecek bir avukata gitmenizi öneriyorum. Peki sefaret hanım bu bahsettikleriniz yurt dışında e, yurt dışında yaşanan kazalar için de geçerli midir efendim? Evet, yurt dışındaki kazalar biraz daha kompleks, biraz daha karmaşık ve e, deneyim gerektiren kazalar. Burada göz önüne alınması gereken çok önemli ayrıntılar var. Örneğin kazayı yaptığınız yer hukuku o davada, o kazada zaman aşımını belirler. Ee, diyelim ki Romanya'da kaza yaptınız İngiltere'ye gelirken o kazaya ilişkin ne kadar sürede dava açacağınız ya da davayı ne kadar sürede mahkemeye götüreceğinize ilişkin kurallar Romanya kanunlarına göre belirlenir. Ya da Tazminat talep ediyorsanız alacağınız tazminatın ya da talep edeceğiniz tazminatın neye göre belirleneceği kazanın olduğu yer mahkemesine, yer e, hukukuna göre belirlenir. Bu durumda da bu tür davalarda gittiğiniz avukatların özellikle yabancı ülkelerde İngiltere dışındaki kazalarda uzman bir avukat olması gerekiyor ve size bu yönü doğru e, tavsiye vermesi gerekiyor. Hiçbir şekilde dilini ya da hukukunu kurallarını bilmediğiniz bir yerde kaza geçirip de mağdur olduğunuz zaman geriye dönüp bu ülkede İngiltere'de dava açtığınız zaman avukatınıza verebilecek birçok şeyinizin olması gerekiyor. Sizin sizin için doğru tavsiyeyi verebilmesi ya da sizin için en yüksek tazminatı alabilmesi açısından bu da dediğim gibi uzmanlık gerektiriyor. Peki Sefer Hanım, yurt dışında kaza geçirmiş olan izleyicilerimize ne gibi önerileriniz olabilir? Yurt dışında kaza geçirmişseniz eğer, zaman aşımı konusunda çok dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü zaman aşımına ilişkin kurallar her ülkede farklı olabiliyor ve değişebiliyor. Örneğin Fransa'da dava açmaya ilişkin zaman aşımı Romanya'dan ya da Bulgaristan'dan farklı olabiliyor. Ayrıca eğer... O ülkede herhangi bir tedavi görmüşseniz, bir hastanede yatmışsanız, o tedaviyi gördüğünüz hastanenin detaylarını mümkün olduğunca tutmanızı öneririm. Ya da orada herhangi bir polisten ya da herhangi bir resmi birimden size bir belge verilmişse, elinizde herhangi bir tutanak varsa bunları da tutmanızı öneririm. Ve konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi eğer dava açmayı düşünüyorsanız zaman kaybetmeden kendisiyle birebir iletişime geçeceğiniz bir avukata başvurmanızı öneriyorum.